Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar 15 günde sıfır temel matematik kampımıza devam ediyoruz ve geldik geldik 13. güne geldik sevgili arkadaşlar. Bugün üstü sayılar hale edeceğiz. Yine her gün olduğu gibi iki video paylaşacağım sevgili arkadaşlar. İlk videoda üstü sayılara giriş yapıyoruz. İkinci videoda ise üstü sayıları tarumar ediyoruz ve bitiriyoruz. Heyvallah. Bakın bitiyor artık. Temel matematik kampı bitmek üzere arkadaşlar. Sadece 2 günümüz kaldı. 15 günde sıfır temel matematiğini güzel bir şekilde not tutarak bitirmişseniz artık var ya. Siz artık var ya çok inanılmazsınız ha. He valla. Sevgili arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Çünkü bu kanal sizin kanaldır sevgili arkadaşlar. Sizin desteğinizle bu kanal büyüyor. He hiçbir yerde sponsor sponsor hiçbir şey yok tek başıma burada sizin hizmetinizdeyim. Siz de bu videoyu beğenir mesela bir şey yaparsanız abone olursanız hoş olur. Hevalı. Hazırsanız üstü sayılara başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar üstü sayılarda bilmemiz gerekenler bakın. Şuraya arkadaşlar x üzeri m. Biz x'e taban diyoruz. Yani şu alttakine ne diyormuşuz arkadaşlar? Taban diyoruz. Hevalla. Taban. Taban. Üzerindeki sayıya da üst diyoruz arkadaşlar. Üst. Bazen de kuvvet diyoruz kuvvet. Bazen de derece deniliyor bilmem ne deniliyor falan. Üst kuvvet taban üst taban üst. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani x üzeri n ne anlama geliyor? X'i n defa yan yana çarp anlamına geliyor. Yani x çarpı x çarpı x çarpı nokta 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 x. Kaç defa? N defa yan yana çarpıyoruz. Defa. Var mı bir sıkıntı? Hayır. 3 üzeri 2. He, Arkadaşlar eğer üst 2 ise kare diye okunur. X'in karesi diye okunuyor. Örneğin 3'ün karesi. Tamam sevgili arkadaşlar. Eğer X'in üzerinde 3 varsa X'in küpü diye okunur. Küp. Mesela 2'nin küpü. Tamam sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3'ün karesi bu hocam 3'ü 2 defa yan yana çarp anlamına geliyor. 3 çarpı 3. 1, 2, 1, 2. Bakın üst 2 olduğu için 2 defa yan yana çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. He valla bu kadar. 2 üzeri 3. 2, 3 defa yan yana çarp demek. 1, 2, 3. Yani tabanı ne yapıyorum? Üst 3 olduğundan dolayı 3 defa yan yana çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Hocam bu kadar mı? Bu kadar. He valla. 2 üzeri 5. Valla hocam 2'yi 5 defa yan yana çarpacağız. 1, 2, 3. 4 5 He valla 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 Tamam çok güzel Hocam 3'ü 4 defa yan yana çarpıyoruz 1 2 3 4 Bakın üst 4 olduğu için 3'ü 4 defa yan yana çarptım. Daha sonra 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 3 81 bu çarpmaları zaten alışacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın parantez varsa ne yapıyoruz? Parantez yoksa ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu parantez varsa parantezin içindeki her şeyi 3 defa yan yana çarpacağız. Yani eksi 2 alıyorum. 1, 2, 3. Tamam sevgili arkadaşlar. Hevallah. Yani eksi 2'nin tamamını ilgilendiriyor. Parantezin dışında üs varsa parantezin içindeki her şeyi ilgilendiriyor. E bu ne oluyor? Eksi kere eksi artı, artı kere eksi sonuç eksi oluyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Cevap eksi 8. Peki parantez yoksa bakın bu ikisi arasındaki farkı görüyor musunuz? Bu ile bu aynı aslında ama birinde parantez var. Diğerinde parantez yok. Burada parantez yoksa arkadaşlar bakın parantez varsa ne dedik? Burayı komple alıyoruz. Eksi 2 3 defa yanına çarpıyoruz. Ama parantez yoksa eksiği etkileyen bir şey yok. Sadece 2'nin üzerinde 3 var. Yani 1 2 3 2 3 defa yan yana çarpıyoruz tamam mı? Eksiye karışmıyoruz. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Mesela bakın bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Burada eksi 2'nin karesi var. Burada da eksi 2'nin karesi var. Ama burada parantez var. Burada parantez yok. Parantez varsa ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. Eksi 2'nin tamamını 2 defa yan yana çarp anlamına geliyor. Tamam mı? Peki bu ne anlama geliyor? Diyor ki eksiye karışma. Sadece 2'nin üzerinde 2 var. Sadece 2'yi 2 iki defa yan yana çarpıyoruz. Mesela buranın sonucu x kere eksi artı 4. 2 kere 2 4 çıkarken buranın sonucu ise eksiye karışmıyoruz. 2 kere 2 4. Yani birinin sonucu artı 4 çıkıyor. Diğerinin sonucu eksi 4 çıkıyor. He. Demek ki parantez varsa parantezin dışında bir çift sayı varsa üst yani sonuç artı oluyor. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bu ne? Hocam eksiye karışma. Sadece 3'ü 2 defa yan yana çarpıyoruz. Yani cevap eksi 3 kere 3 9 oluyor. Peki şöyle olsaydı Eksi 3'ün karesi şöyle parantez olsaydı hocam valla bu eksi 3'ün tamamını öyle iki defa yan yana çarp anlamına geliyor. Bu da eksi kere eksi artı 3 kere 3 9. Gördünüz mü? Bir tane parantez neleri değiştiriyor. Evet sevgili arkadaşlar şimdi 1'in her kuvveti 1'dir. Bu bir nottur arkadaşlar yazabilirsiniz. Yani 1 üzeri 2 valla 1 çarpı 1 bir, 1'dir. Mesela 1'in küpükü 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 sonuç 1. 1 üzeri 4. Valla 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 kere 1 1. 1 kere 1 1. 1 kere 1 1, 1 1. Yani 1'i kaç defa yan yana çarparsak çarpalım sonuç 1 oluyor sevgili arkadaşlar. O zaman size desem ki 1 üzeri eksi 2. Hocam valla cevap 1'dir. 1 üzeri eksi 100. Hocam valla cevap 1'dir. 1 üzeri 100. Hocam valla cevap 1'dir. 1 üzeri 1 bölü 2. Hocam valla cevap 1'dir. 1 üzeri Ali. Valla cevap 1'dir hocam. Tamam 1'in üzerinde ne varsa sonuç 1'dir. O zaman 1 üzeri herhangi bir sayı 1'dir dedik. Ee, arkadaşlar <laughs> ek, parantez varsa eksinin çift kuvveti artıdır. Eksinin tek kuvveti eksidir. Tamam sevgili arkadaşlar. Bakın eksinin çift kuvveti artıdır. Birin her kuvveti zaten birdir. Tamam sevgili arkadaşlar. Eksinin tek kuvveti eksidir. Birin her kuvveti birdir. Şimdi bunu da ispatlayalım isterseniz. İspatlayalım. 1 üzerinde e, ispatlayacağım. diğerlerin hepsinin içinde geçerli sevgili arkadaşlar. Örneğin eksi 1'in karesi olsun. Eksi 1'in küpükü olsun. 3'ü olsun yani. Tamam mı? Çok güzel. Bu ne demek? Bakın burada çift var. Burada tek var. Bakın bunun sonucu ne çıkacak? E bu şu anlama geliyor. Eksi 1'i iki defa yan yana çarp anlamına geliyor. Eksi kere eksi artı oldu. Bir kere bir, bir oldu. Bu ne demek? Eksi 1'i üç defa yan yana çarp demek. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hesaplarsak Eksi kere eksi artı artı kere eksi sonuç eksi oldu. Bir kere bir 1 bir, bir kere bir 1 eksi 1 oldu. He. Bakın buranın sonucu eksi 1 oldu. Buranın sonucu ise artı bir oldu. O zaman biz diyeceğiz ki eksinin çift kuvveti yani bir çift varsa üst parantezin dışında çift varsa eksinin çift kuvveti artıdır diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tek sayıysa mesela üst tek sayı eksinin tek kuvveti de eksidir diyeceğiz. O yüzden eksinin çift kuvveti artıdır. Eksinin t kuvveti eksidir. Zaten birin her kuvveti birdir. Bunu söyledik. sayı bir sayının üzerinde sıfır varsa sevgili arkadaşlar sonuç birdir. Tamam mı? Sıfır hariç. Bakın sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Tanımsız. Tamam sevgili arkadaşlar. Ee, bir sayı üzerinde sıfır varsa sonuç birdir. Bunları aslında bir şeyde size not olarak vereyim. Bunları not olarak yazın arkadaşlar. Sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz ne dedik? Birin üzerinde herhangi bir sayı varsa en sayısı sonuç birdir. Ama eee... 2'nin üzerinde 0 varsa sonuç 1'dir. Yani bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'dir. Mesela 5 üzeri 0 valla hocam cevap 1'dir. 6 üzeri 0 valla hocam cevap 1'dir. 100'ün üzerinde 0 var hocam cevap 1'dir. 1 eksi 1 bölü 4 üzerinde sıfır mı var? Cevap 1'dir. Neden? Çünkü üzerinde sıfır var. Tamam sevgili arkadaşlar bunu da söyledik. Sıfırın her kuvveti sıfırdır zaten arkadaşlar. Pardon sıfırın birinci kuvveti sıfırdır. Sıfırın karesi sıfır çarpı sıfır sıfırdır. Sıfır üzeri 3 sıfır çarpı sıfır sıfır çarpı sıfır sıfırdır. Dolayısıyla sıfır üzeri herhangi bir şey sıfırdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya geldik. Arkadaşlar sıfır üzerine herhangi bir şey sıfırdır dedik. Sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Ona çok kafayı takmayın. Yani o hiç önemli değil şu an. Şu, bilmeniz gerekenler. Birin her kuvveti birdir. Ee, bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir her zaman. Eksinin çift kuvveti artıdır. Eksinin tek kuvveti eksidir diyoruz. Sıfır neydi? Tek miydi? Çift miydi? Sıfır çift sayıydı arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Arkadaşlar bakın. Eksinin tek kuvveti eksi. Beş üzeri bir. Beştir. Arkadaşlar beş üzeri bir. Valla beştir. 3 üzeri 1 valla 3'tür. Tamam sevgili arkadaşlar. Üzerinde 1 varsa yazmanıza gerek yok. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. İsterseniz şöyle tek tek yazalım. İlk önce üstlerden kurtulalım. Sonra şey yapalım. Bakın parantezin dışında bir sayı var. Parantezin dışında bir sayı varsa yani şöyle düşünün. Örneğin burada eksi 3 olsun arkadaşlar. Üzerinde de 2 olsun. Bakın burada da eksi 3 olsun. Buranın sonucu demin gördük arkadaşlar. Buranın sonucu eksi 9'du. Buranın sonucu artı 9'dur. Biz şöyle diyoruz. Eksinin çift kuvveti artı 3'ün karesi 9. Burada da e, pardon kar 3 üzeri, üzeri 2 olsun. Eksiye etkileyen bir şey yok. 3'ün karesi 9. Eğer parantez varsa sevgili arkadaşlar. Bakın parantez varsa. Parantez dışındaki üst hepsini etkiliyor. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Burayı bir kavanoz gibi düşünün. İçinde bir şeyler var. Şurası sıcak su. Sıcak suyu içeriye döktüğünüzde valla hepsi yanar. He valla. Hem eksi etkiliyor, etkileniyor, hem 3 etkileniyor. O yüzden eksiyi etkiliyor bu çift sayı. Ama mesela buraya bakın. Burası sıcak su. Bu sıcak suyu 3'ün üzerine döktüğünüz zaman bu hop diye kaçar gider buraya. tamam O etkilenmez yani. Çok güzel. Eksinin e, arkadaşlar bir sayı üzerinde 0 varsa direkt 1 yazıyoruz. He valla. Eksi 11'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksiye karışmıyoruz çünkü parantez yok. 2 üzeri 3 8'dir. Değil mi arkadaşlar? Artık bunları yazın. E, tamam birazdan yazacağız. 2-3 defa yanınızda yazdığınızda 8 oluyor. Artı isterseniz şöyle yapın arkadaşlar. İlk önce parantezde yazın. Eksinin çift kuvveti Vala artıdır. 3'ün karesi Vala 9'dur. Artı 1 üzeri 7 7'dir. E, pardon 1'dir. Özür diliyorum. 1'in her kuvveti 1'dir. Sonra eksi 5... Burası artı 1 oldu. Eksi 8. Artı kere artı. Artı 9 oldu. Artı 1 oldu. Bildiğiniz toplama çıkarma. 9 bir daha 10. Bir daha 11. 11. Eksi 5 ile eksi 8'in toplamı eksi 13 eder. Burası artıdır değil mi? Evet. Sonucumuz ne oldu? Eksi 2 gibi bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın siz ne yapacaksınız? Oturacaksınız bunları yazacaksınız. Neyi hocam? Şunları arkadaşlar. Bakın sizden ricam. Alın bugün boş sayfaya bunu defalarca yazın. Ta ki böyle kafanıza oturana kadar. Diyeceksiniz ki örneğin. Hocam 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2. Valla 2 kere 2 4'tür. 2 üzeri 3. Valla 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'dir. 2 üzeri 4 eşittir. Ne oluyor? 2'yi 4 defa yan yana çarpacağım bu sefer. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16'dır. 2 üzeri 5 32'dir. Artık bunları sana ödev veriyorum. Tek tek çarp. 2 üzeri 6 mesela 64 oluyor tamam mı? 2 üzeri 7 128 oluyor. 2 üzeri 8 256 oluyor. 2'yi 8 defa yan yana çarp göreceksin. Diyeceksin ki 2'nin karesi valla 2 kere 2 4'tür. 3'ün karesi 3 kere 3 9'dur. 4'ün karesi 4 kere 4 16'dır. 5'in karesi 5 kere 5 25'tir. 6'nın karesi 6 kere 6 36'dır. 7'nin karesi 7 kere 7 49'dur. 8'in karesi 8 kere 8 64'tür. 9'un karesi 9 kere 9 60 e, e, ne oluyor? E, 7 8 9 81'dir değil mi arkadaşlar? 10'un karesi 10 kere 10 değil mi arkadaşlar? Bakın 10'un karesi nedir? Hocam valla 10 çarpı 10'dur. 10 kere 10 100'dür. Bunları çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. 11'in karesi 11 kere 11 121'dir. 12'nin karesi 100 nedir bakalım? 12'nin karesi 12 çarpı 12'dir. 12'yi 2 defa yan yana çarparsak ne olur acaba? 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1 toplarsak ne oluyor? 144 oluyor. He. Demek ki 12'nin karesi 144'müş. Mesela 13'ün karesi 13 çarpı 13 169'dur çarpacaksınız. 14'ün karesi nedir? 196'dır. Bunları defalarca yazın arkadaşlar. Böyle aşina olun. Ondan sonra geleceksiniz diyeceksiniz ki kardeşim küp olsa ne oluyor? Mesela 2'nin küpü 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oluyor. 3'ün küpükü nedir acaba? 3'ün küpü 3'ü 3 defa yan yana çarp. 1, 2, 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3 demek ki 27 27'ymiş. Mesela 4'ün küpükü nedir acaba? Bunu hesapla en azından. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4, 16. 4 ile çarpsak 64 oluyor. 5'in küpü nedir acaba? 5'i 3 defa yan yana çarp. 1, 2, 3. 5 kere 5, 25. 5 ile çarp 125 oluyor. Bunları yazın yani arkadaşlar. Bunları defalarca yazın bunları öyle bir şey olun ki mesela bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Mesela bir yerde 36 mı gördünüz? Hocam valla bu altının karesidir. He valla. Bunları bilin. Hocam 81 mi gördünüz? Hocam valla bu 9'un karesidir hocam. Mesela 25 mi gördünüz? Hocam valla bu 5'in karesidir. ha. 8 mi gördünüz? Hocam valla bu 2'nin küpüdür. ha. Tamam Çok güzel. Bunları arkadaşlar önemlidir. Bunları da söylemekte yarar var. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şimdi üssü sayıların özelliklerine geldik sevgili arkadaşlar. Üssü sayıların özelliklerine geldik. Arkadaşlar üst üst üzerinde üssün üstün üssü. buyla bunu çarpıyorsunuz tamam mı? Yani x üzeri m çarpı n oluyor. Tamam sevgili arkadaşlar. Yine bu hayat kurtarıcı boş sayfalara geçiyorum. Mesela diyelim ki 2 üzeri 3 üzeri 4. Bu nedir? Valla hocam 2 üzeri 3 kere 4 12'dir. He valla. Mesela 3 üzeri 4 üzeri eksi 5 olsun. Bu nedir? Hocam valla 3 üzeri 4 kere eksi 5 eksi 20'dir. Ha demek ki böyle bunu çarpıyoruz. Harikayız. Güzel. Buraya geldik. Arkadaşlar üstü sayılarda çarpmada tabanlar aynı ise üstler toplanır. Yani x üzeri m ile n'i topluyorsunuz. m artı n. Tabanlar aynı ise bölmede üstler çıkarılır. Yani x üzeri m'den n'i çıkarıyorsunuz. m eksi n. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar yine boş sayfaya geçelim. Biraz örnek verelim. Mesela 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Bundan bahsetmiştik çarpmada. Yine de bahsediyoruz. Bakın tabanlar aynıysa 2 üzeri 3 ile 4'ün toplamı 7. Tam sevgili arkadaşlar? Mesela 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3 olsun. Bu nedir? O zaman 2 üzeri 7'den 3'ü çıkaracağız. 7'den 3'ü çıkaracağız. Bu da 2 üzeri 7'den 3 çıkar. 4 oluyor. Birkaç tane örnek verelim. Mesela 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri 12 olsun tamam mı? Hocam 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 hocam. Tabanlar aynı ya. Üstler toplanır ta, çarpmada. 3 üzeri bu ile bunu toplayacağım. Yani eksi 5 ile 12'yi toplayacağım. Bu ne oluyor? 3 üzeri bunların toplamı ne oluyor? 7 oluyor. Mesela şöyle olsun. 5 üzeri eksi 4 bölü 5 üzeri 5 olsun. Ya da 6 olsun. Hocam bu 5 üzeri şundan şunu çıkaracağız. Bölmede tabanlar aynı ise üstler çıkarılır. Eksi 4 alt, eksi 6 olacak. Yani ne oldu? 5 üzeri eksi 10 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Örneğin, örneğin 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri 5. Cevap kaçtır? Hocam valla tabanlar aynı. Taban 10. Üstleri toplayacağım. Yani eksi 5 ile artı 5'i toplayacağım. Bey, 10 üzeri eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0'dır. 10 üzeri 0 da 1'dir. Tamam sevgili arkadaşlar. Böyle kendiniz örnek verin. Bol bol örnek verin. Bunları yapın. X kare çarpı x küp çarpı x üzeri 4. Hocam 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 tabanlar aynı ya. Üstler toplanır. Yani 2, 3 ve 4'ü toplayacağım. Çarpmada üstler toplanır. X üzeri 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Ta arkadaşlar bu egzersizleri yapa 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 belli bir süre sonra filozof oluyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın tekrar buraya bir toparlayalım. Üstün üssü. Hocam bu ile, bu ile çarpıyoruz. X üzeri M çarpı yani. Hocam tabanlar aynıysa tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Yani m artı n oluyoruz. Tabanlar aynısı hocam bölmede üstler çıkarılır. x üzeri m eksi yani. Arkadaşlar üzerinde eksi m varsa yani x üzeri eksi 1 nedir dediği zaman bu 1 bölü x'tir. Örneğin 2 üzeri eksi 1 mi gördünüz? Valla bu 1 bölü 2'dir. 3 üzeri eksi 1 mi gördünüz? Hocam valla bu 1 bölü 3'tür. 4 üzeri eksi 1 mi gördünüz? Hocam valla 1 bölü 4'tür x üzeri eksi m mi gördünüz? Bu da 1 bölü x üzeri m'dir arkadaşlar. Örneğin 2 üzeri eksi 3 mü gördünüz? Hocam bu 1 bölü 2 üzeri 3'tür. Yani 1 bölü 8'dir. Mesela karşımızda 3 üzeri eksi 2 geldi. O zaman bu 1 bölü 3'ün karesidir. Yani 1 bölü 9 oluyor. Tamam sevgili arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz bol bol örnek verin yapın. Eğer üst eksi ise takla atırıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani ben buraya x bölü y ya. O bu eksi m'dir. O zaman ben bunu y bölü x yaparsam o eksi gider. Yani y bölü x üzeri m oluyor. X bölü y üzeri m. Arkadaşlar biz bunu şey yapabiliyoruz. Yani dağıtabiliyoruz. Yani x üzeri m bölü y üzeri m şeklinde yazabiliyoruz. Ee, bunu da sevgili arkadaşlar şöyle yapabiliyoruz. X üzeri m çarpı y üzeri m. Tamam sevgili arkadaşlar. Eğer böyleyse şu m'leri tek tek dağıtabilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Çarpma da çarpma varsa bu şekilde yapabiliriz. Ama toplamada bu geçerli değil sevgili arkadaşlar. Mesela x y üzeri x artı y üzeri m olsaydı bunu x üzeri m artı y üzeri m yazabilir miyiz? Hayır. Böyle bir şey geçerli değil. Ama eğer arada çarpma varsa geçerlidir. Çarpma olsa bu m'i tek tek üstlere dağıtabilirsiniz. Tamam sevgili arkadaşlar. Bunları yani videoyu duraklatacaksınız bunları tek tek kendiniz örnekler türeterek ben nasıl böyle örnekler türetiyorsam sevgili arkadaşlar siz de örnekler türeterek bu özellikleri güzel bir şekilde kavrayacaksınız. Yoksa soru çözmede sıkıntı yaşarsınız. Arkadaşlar bu nedir? 1 bölü 2 üzeri 3 parantezin dışında bir şey varsa burası sıcak su dökülürse hepsi etkilenir. O zaman 1'in küpü 1'dir. 2'nin küpü nedir? 8'dir değil mi sevgili arkadaşlar? Bunları artık filozof olacaksınız. Bakın buradaki slayta size gösterdim. Mesela 2'nin küpü nedir? Nerede? Hangi slayta? Şurada. 2'nin küpünü yazdım. Bunu artık filozof olacaksınız. 2'nin küpü. Hocam valla 8'dir. Tamam çok güzel. Bunları artık yaza yaza yazı yaza çok iyi olacaksınız. 2'nin karesi valla 4'tür. 3'ün karesi valla 9'dur. Buraya geldik. Arkadaşlar parantezin dışında bir sayı varsa hepsini etkiliyor. Parantezin dışındaki sayı tektir zaten. Eksinin tek kuvveti eksidir. 2 üzeri 3 8'dir. 3 üzeri 3 de 27'dir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın 2 üzeri 3 artık bunları bilin. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oluyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Mesela 3'ün küpü nedir? Valla hocam 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27'dir. Ne yaptım? 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Ee, ne demiştik? Eğer üstünde eksi 1 varsa takla atırıyoruz. sevgili arkadaşlar. Mesela x üzeri eksi 1 ne demek? Hocam valla bu 1 bölü x'tir. 3 üzeri eksi 1 ne demek? Hocam valla bu 1 bölü 3'tür. Peki 2 bölü 3 üzerinde eksi 1 var. Bu ne demek? Hocam bunu takla atırıyoruz. Yani 3 ile 2'yi yer değiştiriyoruz. Böylelikle bu artık gidiyor. Örneğin 3 bölü 4 üzerinde eksi 1 mi gördünüz? Valla hocam bu 4 bölü 3'tür. Tamam sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu takla attıralım. Eksi. Zaten üst tek üst tek. Eksinin tek kuvveti zaten eksi olacak. Bunu takla atırsak 3 bölü 2 olur. Bu buna dönüştü. Şuraya geldik sevgili arkadaşlar. Eksinin tek kuvveti bakın bu tek sayıdır. Eksi 1 tek sayıdır. Eksinin tek kuvveti zaten eksidir. 3 bölü 4'ü ters çevirsek 4 bölü 3 olur. Böylelikle eksi 1 ne demekmiş? Eksi 1 orayı takla atırıyor. Bu buna dönüştü. Bakın burası neymiş? 3 bölü 2 imiş. Artı kere eksi. Eksi 4 bölü 3'müş. Gerisi artık işlemdir sevgili arkadaşlar. Bu işlemi artık hızlıca yaparsın. Ne yapacağım hocam? Valla paydaları eşitleyeceğim. Harikasın sen. Artık bunlarda da filozof olmuşuz değil mi arkadaşlar? 3 kere 2 6 2 kere 3 6 oluyor. Bakın 3 kere 3 eksi 9 oluyor burası. 2 kere 4 eksi 8 oluyor. Hızlı yaptım ben. Eksi 17 bölü 6 gibi bir şey çıkıyor. Yani bu rasyonel sayı yapacağınızdan dolayı yapabileceğinizden dolayı biraz hızlı geçtim. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Buraya geldik buraya geldik. Hocam 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 ben nereye anlamışım. Ele anlamışım öyle anlamışım. Burası 2 bölü 3 üzeri eksi 1 ne demek? Hocam valla 1 bölü 3 demek. Harikayım ben hocam. 4 bölü 2 üzeri eksi 1 ne demek? Valla 1 bölü 2 demek. He valla. Sonra arkadaşlar bakın bu e, ee, büyük kesir çizgisi hangisiydi? Valla bu e, işaretin yanındakiler büyük kesir çizgisi oluyordu. E, büyük kesir çizgisinin ne? E, büyük kesir çizgisinin üzerindekini altındakine bölüyoruz. Bunun gizli paydası 1'dir. Yani burası 2 bölü 1 çarpı bunu ters çevirin 3 bölü 1. Ne oluyor? 6 oldu buranın sonucu. 2 kere 3 6 bölü 1'den 6 oldu. Buraya geldik. Bunun gizli paydası 1'dir. 4 bölü 1 değil mi? 4 bölü 1 çarpı bunu ters çevirin 2 bölü 1 4 kere 2 8 oluyor cevap eksi 2 bunu bu şekilde yapabilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ileride pratik olduğunuzda şöyle yapacaksınız bakın 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 yukarı çıkartırsam 3 üzeri 1 olur eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 yukarı çıkartırsam 2 olur yani 2 üzeri 1 olur 2 kere 3 6'dır 4 kere 2 8'dir ne çıktı sonuç? Eksi 2 çıktı diyoruz ve burayı da geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Tabanlar aynısı üstler toplanır hocam. Taban aynı taban aynı. 2 üzeri 3 ile 5'i toplamı 8'dir. Tabanlar aynıysa üstler toplanır hocam. Bunun üstünde 1 var. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. Tabanlar aynıysa üstler toplanır hocam. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Hocam tabanlar aynı. Harikayım. Üstleri toplayacak. O zaman 3, eksi 4 artı 6 olmaz mı? Yani üstlerin toplamı evet. 6 ile 3'ün toplamı 9, 4 çıkar 5. Yani 4 üzeri 5'e dönüştü. Hocam tabanlar aynısı üstleri toplayacağım. 7 üzeri hemen şöyle pratik olur. Bunun burada gizli bir 1 var. 1, 4 değil mi arkadaşlar? 5, 5 üzeri 1 demek. Daha önce bahsetmiştik. 1 ile 4'ün toplamı 5. 5'te eksi 3 ile 5'in toplamı ne olur? 2 mi olur? Evet. 7 üzeri 2, 7 üzeri 2, 7 kere 7, 49'dur. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Arkadaşlar bir sayı bir sayının kaç katıdır diyorsa onu ona bölüyoruz. Mesela 2 üzeri 11 32'nin kaç katıdır demiş. 2 üzeri 11'i 32'ye bölüyoruz. Böylelikle kaç katı olduğunu bulacağız. Şimdi 2 üzeri 11 bölü 32 nedir? 2 üzeri 5'tir. Bey hocam nasıl bunu kafadan tutmuşsunuz? Arkadaşlar işte ben soru çöze 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 artık filozof olmuşum. Siz de olacaksınız. Soru çöze çöze. Mesela artık yani 2 üzeri 5'in 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 2, 16, 16 çarpı 2, 32. Yani böyle çarpa çarpa bu 32 gördünüz mü? Valla bu 255'tir. Diyeceksiniz merak etmeyin. Başındasınız belki diyemiyorsunuz sonra diyeceksiniz. Hocam taban, tabanlar aynıysa bölmede üsler çıkarılır. Yani 11'den 5'i çıkaracağım. Burası da 2 üzeri 11'den 5 çıkar 6. 2 üzeri 6'yı hesaplarsak 64 olur. Demek ki bu bunun 64 katıdır diyoruz ve bunu da geçiyoruz. Buradaki sayı 2 üzeri eksi 7. Bu yanlış yazılmış arkadaşlar. 2 üzeri eksi 7 olarak yazın lütfen. 2 üzeri eksi 7'nin kaç katıdır? Hocam katı diyorsa bunu buna bölüyoruz. Yani 4 üzeri 7'yi neye bölüyorum? 2 üzeri eksi 7'ye bölüyorum. Böylelikle kaç katı olduğunu bulacağım. Şimdi arkadaşlar 4 üzeri 7'yi bir inceleyelim mi? Bakın 4 üzeri 7'yi alıyorum. Şunu şöyle yazabilir miyim? Bakın üzerinde ne var? 7 var. 4 ne? 2'nin karesidir değil mi sevgili arkadaşlar? 4 ne? 2'nin karesidir. Burası ne oldu? 2 üzeri 2 kere 7 14 oldu. He. Demek ki 4 üzeri 7 neymiş? 2 üzeri 14 şeklinde yazılabiliyormuş. Neden? Çünkü aşağıda da 2 üzeri eksi 7 var. Tabanları aynı yapmaya çalıştım. E, tabanlar aynı suistler. Pardon. Bölme durumunda tabanlar aynı suistler çıkarılıyordu. O zaman 2 üzeri 14'ten 14'ten eksi 7'yi çıkaracağım. Bakın 14 eksi neyi çıkarıyorum? Eksi 7'yi çıkarıyorum. O zaman burası ne oldu? 2 üzeri x kere eksi artı oluyor. Aslında yukarısı 14 artı 7 oluyor. 14 ile 7'nin toplamı 21 oluyor. Sevgili arkadaşlar artık bakın yine bir boş sayfa. Hayat kurtarıcı boş sayfa geliyor. Bu boş sayfalar bizler için önemlidir. Şimdi biz dedik ki şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, x üzeri m üzeri n. Hocam 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 hocam. A bu ile bunu çarpıyoruz hocam. x üzeri m çarpı n'dir. Tamam. Ama bu özellik bize neyi anlatıyor? Nasıl ki ben sana 2 üzeri 3 üzeri 2 değil mi? Eşittir. 3 kere 2 2 üzeri 6 oluyor. 3 kere 2 6. Şimdi biz burada arkadaşlar çok şey yapıyoruz aslında. Bu özelliğe bakarak. Mesela 8 üzeri diyelim ki ya da 4 üzeri 5 gördünüz bir yerde. Ben bunu 2 üzeri bir şeye dönüştürebilirim. Nasıl? Bakın diyeceksiniz ki bunun üzerinde 5 var değil mi? 4'ün üzerinde 5 var. Bu şekilde yazabilirim. E 4 de 2'nin karesidir. 2'nin karesi 4 eder. O zaman burası 2 üzeri 2 kere 5 10. He demek ki 4 üzeri 5'i 2 üzeri 10'a dönüştürebilirim. Bu dönüşümler çok önemli bizim için sevgili arkadaşlar. Mesela 8 üzeri atıyorum ne olsun 6 olsun. Burayı 2 üzeri bir şey yazabilir miyim? Mesela hocam hocam 8 gördüğümde hemen 2'nin küpü artık ben bunları yazı yaza mahvolmuşum. 2 üzeri 8'dir. He diyeceksin ki bu 8 üzeri 6 mı? Evet. 8 ne? Hocam 2'nin küpüdür. Eyvallah. O zaman bu nedir? 2 üzeri 3 kere 6 18 tamam bunları yapa 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 belli bir süre sonra filozof oluyoruz. 25 üzeri 4 hocam 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 25 üzeri 4 ya 25 nedir biliyor musunuz hocam? 5'in karesi 25'tir. 5'in karesi 25 ise 25 yerine de ben 5'in karesi yazabilirim hocam. He valla. O zaman 5 üzeri 2 kere 4 8. He demek ki 25 üzeri 4'ü 5 üzeri 8 şeklinde yazabilirim. Bu şekilde bir sürü egzersiz yap. Mesela 27 üzeri 8 nedir acaba? 3 üzeri bir şeye dönüştür. Acaba ne oluyor? Bu 3'ün küpüdür. Çok güzel. Sana çözümde söyledim. Mesela 32 üzeri 7 bunu 2 üzeri bir şey şeklinde yaz. Mesela 64 üzeri 5. Bunu hem 8 üzeri bir şey yaz hem de 64 üzeri 5'i 4 üzeri bir şey yaz. 64 üzeri 5'i hem de 2 üzeri bir şey yaz. Bunları sana ödev bırakıyorum. Yaz, yoruma yaz. Bakalım ne çıkıyor ben de merak ediyorum. Diyor ki bu bunun kaç katıdır? Hocam 81 üzeri 4'ü kaç katı diyorsa bölüyoruz. Neye bölüyoruz? 27 üzeri eksi 6'ya bölüyoruz. Şimdi Bunları ne yapıyoruz? Tabanları aynı yapmaya çalışıyoruz. Burada 81 üzerine var 4 var. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür sevgili arkadaşlar. Bakın bunların bilmeniz lazım artık. Yani bunları 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3, 3, 3, 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 3, 3 81 eder. Her 81 neymiş demek ki? 3 üzeri 4'müş. Ben 81 yerine 3 üzeri 4 yazabilirim. Burası ne oldu? 3 üzeri 4 kere 4 16 oldu. Bunları artık şey yapacağız. Yani yavaş yavaş hemen olmayacak arkadaşlar. Sürekli yazarak çalışırsanız belli bir süre sonra olacak. Hocam valla burada 27 üzeri eksi 6 var. E, 27 de 3 üzeri 3'tür. Artık ben bunları biliyorum yaza yaza. O zaman ne oluyor? Aşağısı da 3 üzeri 3 kere eksi 6 eksi 18 mi eder? 3 kere 6 18 evet bir de eksi var eksi 18. Hocam bölmede tabanlar aynıysa yüzler çıkarılır. 3 üzeri 16'yı yazdık. 16'dan neyi çıkartıyorum? 16'dan eksi 18'i çıkartıyorum. Bakın eksi 18'i çıkartıyorum. Ne oldu? 3 üzeri 16 eksi kere eksi artı 18 oluyor. Yani 3 üzeri 16 ile 18'in toplamı 34 gibi bir şey oldu. Şöyle bırakıp geçiyoruz. Hocam tabanlar aynı üsler üstler toplanır. Bakıyorum burada taban 3, burada taban 3. O zaman 3 üzeri üstleri toplayacağım. Ne ile neyi topluyorum? 2m artı 1 ile a şunu topluyorum. Yani yanına eksi 2 artı 2m yazıyorum. O zaman burası ne oldu? Ee, bakıyorum ne oldu, ne oldu, ne oldu? 2m ile 2m'in toplamı 4m. Yani 3 üzeri 4m oldu. Şunların toplamı da artı 1 ile eksi 2'nin toplamı eksi 1 oldu. Sonucumuz budur diyoruz ve buraya da geçiyoruz. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır? Hocam valla buyla bunu çarpıyoruz değil mi? Arkadaşlar neydi? Mesela 7 üzeri 2 üzeri 3. Hocam valla 7 üzeri 2 kere 3 6'dır. He valla ben bunu biliyorum artık. He bunu biliyor musun? Mesela 7 üzeri 2 üzeri x artı 1. Valla hocam ben bunu biliyorum. Bu 7 üzeri 2'yi neyle çarpıyorsun? Bak burada bir ifade varsa parantez al. Eyvallah. 2 x artı 1 ile çarpıyorsun. 2'yi x artı 1 ile çarpıyorsun. O zaman 2x değil mi? 2x artı 2. 2 kere 1 2. E, burada o zaman ne yapacağız? 7 üzeri. Eksi 1'i ne ile çarpıyorum? A artı 1'in tamamıyla çarpıyorum. Çünkü üst A artı 1. Eksi 1 çarpı A. Eksi A. Eksi 1 çarpı artı 1. Eksi 1. Burası öyle oldu. Çarpı. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya geldik. Burası nedir? Hocam valla bir üzeri yani şöyle e, bunu takla atırırsak üst eksi olur. He valla. Takla atırırsak üst ekliyor, eksi olur. Yani ne demek istiyorum? Şöyle düşünün. Yani bunu alıp ameliyat masasına yatıralım arkadaşlar. Orası ne demek? Yani 1 bölü 7 üzeri ne, neymiş? A eksi 1'miş. Bu ne demek? Hocam valla e, şöyle yapabilirim ben. Bakın üzerinde a eksi 1 var. Onu yazalım. Başımıza bela olmasın. Bu 1 bölü 7'yi 7 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilir miyim? Evet. E şimdi eksi 1 ile bunu çarpacağım. Yani ne oldu? 7 üzeri eksi 1 ile neyi çarpıyorum? Şunu çarpıyorum. Eksi 1 çarpı a eksi a. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. He yani burayı şöyle yazabiliyormuşuz demek ki 7 üzeri bakın burası komple nasıl yazılacakmış eksi a artı 1 eksi a artı 1 şeklinde yazabiliriz. E tabanlar aynı ise üstler toplanır 7 üzeri üstleri toplayacağız yani eksi a eksi 1 ile a şu eksi a artı 1'i topladık ne oldu 7 üzeri eee artı 1 ile eksi 1 sıfırdır zaten bunlar gider eksi a eksi a. Eksi 2A gibi bir zımbırtı çıktı. Bunu da bu şekilde yapıyoruz ve sıra devam ediyoruz egzersizlere. Buraya geldik. Acaba ne yapabiliriz? Diyor ki işlemin sonucu kaçtır? Hmm. Arkadaşlar üstler aynıysa bakın tabanlar aynıysa üstler toplanır. Eğer üstler aynıysa altları yani bu tabanları çarpıyorsunuz. Yani şöyle tek üst halinde bakın tek üst halinde üst 5 5 5 tek üst halinde şu 3 buradaki 4 tabanını ve buradaki 5 tabanını çarpıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Üstleri tek bir şekilde yazıyorsunuz. Sonra 3 kere 4 12. 12 çarpı 5 60. 3 kere 4 12. 12 çarp 5 60. 60 üzeri 5'tir. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanılır. Tabanlar aynı, üstler aynıysa altlar çarpılır bölünür. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Mesela burada bakın üst ne? 7 7. Bunu tek yazıyorsunuz. Yani bir tane 7 yazıyorsunuz. Sonra tabanlarımızı yazıyoruz. Taban ne? Buradaki taban Vallahi 15 bölü 16'dır. Çarpı. Buradaki taban ne? Valla 8 bölü 5'te. Be ne hoştur. Sonra arkadaşlar sadeleştirme yapın. Mesela 15'i 5 ile sadeleştirin. 3. 8'e böl 1. 16'yı 8'e böl 2. Burası ne oldu? 3 bölü 2 kaldı değil mi? İçerisi 3 bölü 2. Üstümüzde 7'dir. Bu şekilde bırakmanız kafidir sevgili arkadaşlar. Eğer üstler aynı, tabanlar aynıysa üstler çıkarılır bölmede. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın ne yapıyoruz? Burada Bölmede tabanlar aynı. O zaman ne yapacağız hocam? Bölmede tabanlar aynı Üstler çıkarılır. 9'dan 3 çıkar 6. E valla bu kadar yani. Hocam tabanlar aynı değil. Üstler de aynı değil. O zaman sen aynı yapmaya çalışacaksın. E valla. Ne demek istiyorum? Bak 5 üzeri 14'ü yazdım. Eyvallah. Bölü. Mesela burası ne? 25 e, üzeri 6. Yazdık mı? 25 beş nedir? 5'in karesi değil mi? 5'in karesi 25'tir. Bu şekilde yazdım. Yukarısı 5 üzeri 14. Aşağısı da 5 üzeri ne oldu? 2 kere 6 12 oldu değil mi? 2 kere 6 12. 2 kere 6 12. Tabanları aynı yaptık. Tabanları aynı yaptıktan sonra üstleri çıkaracağız. 14'ten 12 çıkar. 2. 5'in karesine 25. Bu kadar. Var mı bir sıkıntı? He demek ki tabanlar aynı değilse biz tabanları aynı yapmaya çalışacağız. Anlaştık mı? Harikasınız. Sizler dahisiniz. Eyvallah. Evet. Burada tabanlar aynı değil. Üstler aynı değil. O zaman ne yapacağız? Biz tabanları aynı yapmaya çalışacağız. Mesela 3 üzeri 9 var burada. Şurada ne var? Bakın arkadaşlar istediğiniz kadar parantez kullanabilirsiniz ha. Özgürsünüz yani. 9 nedir? 3'ün karesidir. Siliyorum yerine 3'ün karesini yazıyorum. Bu kadar. Yani tabanı 3 yapmaya çalıştım. Çünkü yukarıda taban 3'tür. 3 üzeri 9 bölü. Aşağısı da ne oldu? 2 kere eksi 2 eksi 4 oldu. Şöyle bir şey çıktı. O zaman bu ne oldu? Tabanlar aynısı bölmede üstler çıkarılıyordu. 9'dan eksi 4'ü çıkaracağım. Bakın 9'dan neyi çıkaracağım? Tabii ki de eksi 4'ü çıkaracağım. Yani burası dolayısıyla artı 4 oluyor. Artık pratik olabilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Eksi 4 yukarıya artı 4 olarak gitti diyebilirsiniz arkadaşlar. 3 üzeri 9 4 daha. 10, 13 mü oldu? 3 üzeri 13. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Artık işlem işlem yapmıyoruz. Mesela 81 27. Bu tabanları eşitlemeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın soru çöze çöze. Deminki verdiğim slide var ya hangisiydi? Bir göstereyim size. Bakayım hangisiydi? Şu. Bunları arkadaşlar defalarca yazın tamam mı? Defalarca yazın. Şu küpleri müpleri. Mesela 81 gördünüz mü? 3 üzeri 4 kaç eder? 81 sevgili arkadaşlar tamam mı? Bunlardan artık öyle bir yazın ki belli bir süre sonra artık filozof olun. Tamam sevgili arkadaşlar. Yani mesela 3'ün 3'lerden e, biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin yazın yani tamam mı? Ne demek istiyorum? Örneğin arkadaşlar bakın 3'ün karesi 3 kere 3 9'dur. 3'ün küpü nedir? Yani 3'lerden biraz bahsetmek istiyorum. 3'ün küpü 27'dir arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3. Gerçekten 27. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir mesela. 3'ü 4 defa yan yana çarpın. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27, 3 ile çarparsanız 81 oluyor. Dolayısıyla 81 gördüğünüz an hemen bu 3 üzeri 4'tür kardeşim diyebilmeniz lazım arkadaşlar. 27 mi gördünüz bir yerde? Valla bu 3 üzeri 3'tür demeniz lazım. Mesela bu ne demek istiyorum arkadaşlar? Şöyle parantez içine yazayım. Kafanız karışmasın diye ben parantez içine yazıyorum. Siz yazmak zorunda değilsiniz bu arada. 27 üzeri eksi 2 var burada. Şimdi arkadaşlar Bakın ben hemen şunu şöyle bir şey yapıyorum. Burada eksi 3 var. 81 nedir? Hocam valla 3 üzeri 4'tü. Ben çok soru çözmüşüm artık biliyorum. Bölü. burada mesela üstüne eksi 2. 27 ne? Hocam valla 3 üzeri 3'tür. Ben bunları biliyorum. Harikayım ben hocam. Harikasın sen zaten. Devam et. Sonra 3 üzeri 4 kere eksi 3 eksi 12 bölü 3 üzeri 3 kere eksi 2 eksi 6. Valla hocam bölmede tabanlar aynısı. Üstler çıkarılıyordu. Neyden neyi çıkaracağız? Eksi 12'den neyi çıkaracağız? tabii ki de eksi 6'yı çıkaracağız. Eksi 6'yı çıkaracağız. Bakın x kere eksi artı 6 oluyor ya. Burası artık artı 6 oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu üs eksi ise yukarıya artı olarak çıkar tamam mı? Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 3 üzeri eksi 12 ile 6'nın toplamı tabii ki de eksi 6'dır. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Sonuç budur. İşlemin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Bu çok önemli bir şey değil sevgili arkadaşlar. Kaç basamaklı falan diyorsa önemli değil. Ama yine de kaç basamaklı diyorsa 10 üzeri bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam sevgili arkadaşlar. <laughs> Neden? Hızlıca değineyim. Bu çok önemli bir şey değil. Yine de hızlı bir şekilde üzerinden geçelim arkadaşlar. Kaç basamaklı sayıdır? Mesela 2 üzeri ya da 5 olsun. 5 çarpı 7 olsun arkadaşlar. 7 çarpı 10 üzeri 2. Bu kaç basamaklı bir sayıdır? E 10, 10 üzeri 2 100'dür. 100 çarpı 7 700'dür. Yani dikkat edin arkadaşlar kaç basamaklıymış? 3 basamaklı çıkıyor. Yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Bakın zaten Zaten şunu düşünmeniz lazım. Tamam sevgili arkadaşlar. Burada 100 var ya. Demek ki 2 tane 0 gelecek sonra. Bu, bu, anlama geliyor. E bir de burada bir basamak var. 2 bir daha 3 basamaklıdır. 2 burada da bir basamak var 3 basamak. Mesela şöyle olsun arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri 3. Bu kaç basamaklı bir sayıdır? 2 çarpı 1000'dir. 10 üzeri 3 1000'dir arkadaşlar. Yani 2 3 tane 0 ekliyorsunuz aslında buraya. Kaç basamaklı oluyor? 4 basamaklı oluyor. Tamam sevgili arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 tane 0 buradan geldi dersiniz. Bir tane basamak da burada toplam 4 basamak oluyor. Örneğin şöyle olsaydı 23 çarpı 10 üzeri 3 olsaydı. Bu 23'ü yazacaksınız. 3 varsa 3 tane 0 ekliyoruz. Şöyle 23.000 gibi bir şey çıktı. Kaç basamaklı oldu mesela? 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı oldu. Şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz burada 2 tane basamak var. E sonuna da 3 tane 0 gelecek. Aynı burada olduğu gibi toplam 5 basamak olacak diyoruz. O zaman 10 üzeri bir şey yapmaya çalışalım. Mesela bu e, üzerinde 4 var ya. 2'nin kare. 4 nedir? Bakın burada 4 var. İsterseniz ben ilk önce böyle yazayım. Kafanız karışmasın sevgili arkadaşlar. Hocam valla burada 4 var. 4 nedir? Hocam valla 2'nin karesidir. Devam ediyorum hocam. Burada üst 2'dir. 25 de 5'in karesidir. Daha sonra buraya şöyle yazabiliriz. 2 kere 4 8 çarpı 5 üzeri 2 kere 2 4 oldu. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar bakın. Burayı 2 üzeri 4 yapmaya çalışalım. Nasıl? Ben burayı şöyle yazabilirim. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Ne oluyor? Tabanları arayın. Üstleri toplayın. 2 üzeri 8 yazabilir miyim? Evet. 5 üzeri 4 var bir de. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ben biliyorum ki. Üstler aynıysa tabanları çarpıyoruz. Yani 2 üzeri 4 16'dır. Onu hesaplayalım hızlı bir şekilde. 16'dır arkadaşlar. Çarpı 2 kere 5 10. Yani burası da 10 üzeri 4'tür. E kaç basamaklı bir sayı olacak? Bana söyleyin. Hocam valla şu hemen 16. 4 tane 0 gelecek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklıdır. Ya da derseniz ki burada 2 basamak var. 4, 0 da sona gelecek. Toplam 6 basamaklı bir sayıdır. Hocam ben bunu anlamadım. Çok da önemli değil o. Eyvallah. Bey. Valla videonun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Üslü sayılar 1'i böylelikle bitirdik ee, sevgili arkadaşlar. Üslü sayılar 1. Demin size verdiğim slide sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki slide çok önemli. Siz şimdi oturacaksınız bu videodan sonra. 2'nin 2 üzeri 1 nedir? 2'nin üzerinin karesini, 2'nin küpünü bunları hesaplayın arkadaşlar. Mesela 2'nin küpü nedir? Sürekli yazın. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8'dir. Demek ki ben 8 görmüşsem hemen 2'nin küpü yazmalıyım. Tamam mı? 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 bunları hesaplayın sürekli. Bunu arkadaşlar sürekli 2'nin karesi, 3'ün karesi. Mesela 64 valla 8'in karesidir. 100 valla 10'un karesidir. 121 valla 11'in karesidir. Tamam mı? Bunları çok iyi bilin arkadaşlar. 36 valla 6'nın karesidir. Bir de 2 üzeri 3, 8'dir. 3 üzeri 3, 27'dir. 4 üzeri 3, 64'tür. Bir de 3 üzeri 4 çok karşınıza gelecek arkadaşlar. O da 81'dir. 81 gördüğünüz yere hemen 3 üzeri 4'ü yapıştırmanız lazım sevgili arkadaşlar. Bunları çok iyi detaylı bir şekilde öğrenirseniz harika olur. En sevgili arkadaşlar böylelikle e, 13. gün müydü bu? He 13. gün ilk videonun sonuna geldik. İlk dersin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ee, biraz ara veriyoruz. Dediğim gibi o şeyleri sürekli yazın. Kareleri sürekli yazın. Küpleri sürekli yazın. Hatta üzeri 4 olsa sürekli yazın ki aşina olun sevgili arkadaşlar. İkinci derste üstü sayılara devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Yorumlarda da kafanızdaki soruları yazın. Yazarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Çünkü oradaki kafanızdaki sorulara bakarak biz kanalı geliştiriyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.